Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Charity Organizations. Bu videoyu baştan izleyecekler için söyleyeyim. İngilizce 8 dersi, birinci temanın ikinci partından bahsediyoruz. Yine çıkmış sorular var burada. Bu kısım devamında da accept ve refuse kalıplarını örnek sorular üzerinden daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu da part 1'i izlemediyseniz part 2'den devam etmenizde bir eksiklik olur mutlaka. O yüzden part 1'i de izleyip ardından part 2'yi izlemeniz daha faydalı olur. Şimdi buraya bakıyorum. Charity Organizations. Charity ne demektir? İyilik demektir. Zaten ünitemizin adı Favors. İyilik demek ya. Charity de hayır. Genellikle ne olur? Charity Organizations olur. Charity Foundations olur. Hayır kurumu ve vakıflar. Foundations vakıflar demektir. Biz burada charity kelimesinin anlamını bir bilelim. Çünkü charity hayır ve bağış demektir. Bu kelimeyi nerede göreceğiz? Organization, donation. Bakın donation bağış demek. Part 1'de biraz önce bahsetmiştim. Explain, teach, teacher örneklerinden. Donate bağışlamak demek ya. Buna şineki geliyor. Donation bağış anlamına geliyor. Bağışına nedir bir? Charity'dir, hayırdır. Donate bağışlamak nereye yapılır? Organization, charity olarak yapılır ya da bir foundationsa bir vakfa yapılır. Yani foundations vakıf demek, organizations organizasyon, donate ve donation. Bakın bu kelimeler çok önemli. Çünkü İngilizce sürekli geçmişte çıktı. Daha önceki, şimdi son sınavda çıkmadı. Ama çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü geçmişteki sorularda sürekli charity, donate, establish, non-profit, foundations. Bu kelimelerin her biri çıkmış kelimeler. Dolayısıyla önemli. Foundations, vakıf. Peki bu hayır kurumları nasıl olur? Non-profit. Yani kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bu kelimeyi görürsem, donate kelimesini görürsem, donation'ı görürsem, bunların üçü de, çoğu da neyle ilgili? Charity ile ilgili. Charity hayır demek. Bağış yapmak hayır mıdır? Donation ya da donate bir charity'dir, hayırdır. Nereye yapılır? Foundations'a, vakıflara. Peki bu vakıflar nasıl vakıflardır? Non-profit. Kar amacı gütmeyen vakıflardan bahsediliyorsa. Ve son olarak bu vakıflar ne yapılır? Establish. Kurulur arkadaşlar. Dolayısıyla bu kelimelerin her biri birbiriyle alakalı. Charity gördün mü? Donate. Donate'i gördün mü? Non-profit. Foundations'ı görsem establish. Ondan sonra başka ne olabilir? Donation'ı görsem charity. Charity'yi görsem donate. Peki başka? Charity hayır demek de hayırla nelere yapılır? Help. Yardım etmek. Yardım etmekten bahsediyorsa orada bir charity vardır belki. Ya da animal, hayvanlara yapılan hayırlar var mesela. Animal protection, hayvan koruması yani protect animal. Hayvanları korumaktan, protect'i de yazalım hemen buraya, çok önemli bir kelime. Protect, korumak demektir. Protect animal, hayvanları korumak. Animals dersek hayvanlar. Hayvanları korumak. Peki başka bu charity'ler, hayırlar nedir? People in need. İhtiyaç sahibi içindeki insanlar kelimesi varsa paragrafımızın içinde. People in need. Need ihtiyaç duymak demekti. In bakın in içinde. In need ihtiyaç içinde olan insanlar. Give vermek. Ben hayır yaptığımda ne yapmış oluyorum? Give vermiş oluyorum. Ne verilir mesela? Money. Give money diyorsa, para vermek diyorsa bu bir nedir? Charity'dir. Give book diyorsa mesela ya da donate book diyorsa. Donate book. Bakın kitap bağışlamak. Bu bir nedir? Charity'dir. Yani bir hayırdır. Başka ne olabilir? Donate organs olabilir arkadaşlar. Bu da kitabımızda olduğu için yazıyorum. Organ bağışlamak demek. Ben bunu nasıl görürüm? Donate organ diye görebilirim. Donör diyoruz zaten. Bakın organ bağışlayan kişilere biz ne diyoruz? Donör. Oradan İngilizceden geliyor. Donate'den geliyor. Donate bağışlamak ya. Donör de bağışlayan kişi. Donation bağış demektir. Bunların hepsi neyle alakalı?
charity ile alakalı konulardır. Peki foundations kelimesinden bahsediliyorsa orada yine help, donate'den bahsediliyordur. Foundation kuruluş ya, kuruluşlar ne yapar? Help, yardım eder. Donate, bağış yapar. Mesela would you, could you want to give book? Mesela kitap vermek ister misin? Ya da donate book, kitap bağışlamak ister misin? Nereye? To foundation, kuruluşa kitap bağışlamak ister misin? Ya da kime? People in need, ihtiyaç sahibindeki insanlara derken. Ben bu kelimeleri birbiriyle alakalandırabilirim. Neler var mesela? Animal lovers, hayvan dostları ne yapar? Feed, hayvanları beslemek, charity'dir. Nature lovers, doğa aşıkları, doğa dostları. Bunlar yine ne yapar? Hayır yaparlar. People in need'den bahsettik. Peki food for Africa diyor. Afrika için yiyecek. Bunlara da kuruluşlar yok mu yardım eden? Foundations'lar var. Bundan bahsediliyorsa Food for Africa, Afrika için yiyecek diyorsa yine neyle ilgili? Charity ile ilgili bakın. Hayır ile ilgili. Who kelimesi. Who, World Health Organization'ın kısaltması bu arada. Dünya Sağlık Örgütü. Bu da bir nedir? Organizations değil mi bu? Bir organizasyondur, bir örgüttür, bir kuruluştur. Bu da yine ne yapar? İnsanlara health, sağlıkla ilgili hayırlar yapar. Scholarship, burs. Burs ne demek? Hayır değil mi? Hayır. Birine burs veriyorsun ya. Eğitimi için ona öncü oluyorsun. Education, eğitim. Scholarship, burs demek. Bunlar yine neyle alakalı? Charity ile alakalı. Organ donation, organ bağışı demek. Bunların hepsi charity ile ilgili. Help animal diyor mesela. Animal lovers, hayvan dostları ne yapar? Help animal, hayvanlara yardım eder. Neyle alakalı? Charity ile. Favor ile alakalı. Favor iyilik, charity hayır demektir. Şimdi example 8. Örnek cümlemize bakalım. Would you like to blah 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 some money? Bakın ne var? Money, para var. Para, charity demiş. Hayır organizasyonuna, hayır kuruluşuna para ne yapılır arkadaşlar? Donate, bağışlanır. Cevabım ne olacak? A şıkkı, donate olacak. Peki burada B2'si ne demiş? What type of sorusu. Çok önemli bir soru. İngilizce 7'nin de konusu bu arada. What type of. Ne tür bir organizasyon bu diyor. O da diyor ki they help the people in need. People in need. İhtiyaç sahibindeki insanlara help. Yardım ediyorlar. Yardım var. Help. People in need var. İhtiyaç sahibi insanlar. Charity hayır demek zaten. Bunların hepsi bakın. Bunlardan biri varsa diğeri cevaptır. Donation varsa as charity cevaptır mesela. Ya da people in need varsa money, donate money mesela. Ya da donation, give money. Bakın bunlar birbiriyle ilgilidir. Cümle içinde bir varsa biri. Mesela biraz önce part 1'de ne yaptık? Book, meaning word. Kelimenin anlamı dediğimde neyi seçeceğim? Dictionary'yi seçeceğim. Burada da ne var? Money var, para var, in need var, ihtiyaç sahibi insanlar var. Para ne yapılır? Donate money, bağışlanır. O yüzden cevabım A şıkkı olacak. Peki burada kitabımızda olan yine diğer kelimeler var. Bunlardan da bahsedelim. Tamam ben donate'i bildim, buldum. Peki donate değil de rural çıkarsa ne yapacağım? Rural'ın anlamı ne demektir? Şimdi bakıyorum bağışlanır dedik. Zaten burada açıklamış. Diğer şıklarımız nedir? Nerede kullanılır? Bunları öğrenmemiz lazım. Rural bakın al diye bitmiş, al diye bitmiş. Kırsal demek. Rural kırsal. Peki bu neyle alakalı? Far away from the city. Far away uzak. Away uzak ya. Nereden uzak? From the city. Şehirden uzak. Eğer ki cümlemin içinde far away from the city diyorsa, şehirden uzak bir yerden bahsediliyorsa. Bunu neden açıklıyorum? Means kelimesi. Şimdi boşluk verilmiş. Aynen hemen şöyle gösterelim bir dakika. Boşluk verilmiş ve demiş ki means nokta nokta nokta. Hatta hemen yazalım. Far away
Hemen örnek bir soru yazalım. From the city. Bakın. Kelime verilmiş. Nokta. Şöyle tırnak içine alırlar bir de bunu. Aldık. Ve demiş ki devamlı means anlamına gelir. Bize ne yapıyor? Kelimenin açıklamasını, bununla ilgili olan kelimeyi bulun, seçin diyor. A far away from the city. Şehirden uzak anlamına gelir. Ne gelir? Rural gelir arkadaşlar. Rural, kırsal demektir. Anlamı nedir? Far from city. Şehirden uzak demektir. Bu açıklaması. Rural'da kelimesi. Peki C şıkkında disease var. Disease. Bakın eye disease olabilir. Hastalık demek. Eye disease de göz hastalığı. Şimdi hastalıktan bahsediyorsa burada da charity'den geçebilecek bir konu. Neden? Çünkü hayır demek ya charity. Disease hastalık. Biz şimdi SMA hastalıkları, disease hastalıkları çocuklara kuruluşlar, vakıflar vasıtasıyla donation yapılmıyor mu? Ya da nakil, ilik nakli, donation, bağış demekti. İlik bağışı yapılmıyor mu? Donation money, para bağışı yapılmıyor mu? O zaman bu da birbiriyle ilgili diyebilirim. Disease, hastalık demektir. Örneğin water shortage demiş. Bakın, water'dan bahsettik part 1'de. Ne demekti? Su. Shortage da kıtlık. Su kıtlığı var. Afrika demiş. Nerede su kıtlığı? In Africa. Water shortage in Afrika'dadır su kıtlığı. Afrika'da başka ne var? Food shortage da var. Yani yiyecek kıtlığı da var. Açlık da var. Hunger. Hunger yazalım hemen buraya. Çok önemli bu da. Hunger. Açlık demek. Bunlar nedir? Bakın charity. Hayır yapılacak yerlerdir. Afrika diyor. Food shortage diyor. Yiyecek kıtlığı. Ve hunger. Açlık diyor. Ben bunlar için ne yaparım? Disease kelimesi. Açlık varsa ne olur? Ya da su kıtlığı varsa ne olur? Disease olur. Hastalık olabilir. Ve ben buralarda organizations'lar vardır. Ben bunlara yardımda bulunabilirim. O zaman disease kelimesi de hastalık demektir. Peki başka ne olabilir? Hastalığı olan birilerine ben organ donation yapamaz mıyım? Yaparım. Organ donation organ bağışı demek. Disease hastalık demektir. O zaman ne diyeceğim? Birbiriyle ilişkili. Peki bütün bunlarla ilgilenen bir kurum soruldu diyelim. Nedir bu kurum? World Health Organization. Dünya Sağlık Örgütü. Neyle ilgilenir? Diseases'la ilgilenir. Disease hastalık, diseases hastalıklar demektir. Yani WHO da, Dünya Sağlık Örgütü de disease'le ilgilenir. Şimdi bu da birbiriyle ilişkili dedik. Bak bir sürü kelime söyledik. D şıkkında da establish diye bir kelimemiz varmış. Establish ne demektir? Kurmak demektir. Kuruluş demektir. Ne kurulur? Vakıflar kurulur. O zaman ben bu kelimeyi de bileceğim mi? Bileceğim. Çünkü establish foundation, vakıf kurmak demektir. Kuruluşlar, vakıflar ne yapılır? Kurulur arkadaşlar. Create mesela, oluşturmak. Establish, kurmak, kuruluş demektir. Hemen bakıyoruz örnek sorumuza. Could you explain meaning? Bakın explain yine çıktı. Part 1'de bahsetmiştik. Açıklamak demek meaning. Meaning, anlamı. Anlamını açıklayabilir misin diyor. Ben bir şeyin anlamını bakmak için, neyin anlamı sorulduğunu bulmak için önce açıklamasına bakacağım. Oxford Dictionary'de var bu arada bu açıklaması. Bunu da belirteyim. Herkes buradan da bakabilir. Start, başlamak demek. Create, oluşturmak. Şimdi organizasyon. Bir organizasyonu başlatmak, oluşturmak ne yapmaktır? Establish'tir. Kurmak demektir. Çünkü burada bakın foundation kuruluş demek. Eğer direkt şurada hepsini silip an organization deseydi, bir organizasyon deseydi, organizasyon nedir? Foundation, kuruluştur diyebilirdim. Ama burada start demiş. Başlamak ve create, oluşturmak, bir organizasyonu başlatmak, oluşturmak ne demektir? Establish, kurmak demektir. Dolayısıyla cevabım ne olacak? Bursa. Donate ne demekti? Bağışlamak. Event ne? Olay. Foundation'da
kuruluş demektir. Bakın burada establish kurmak, start başlamak, create oluşturmak, yaratmak demektir. O zaman bu da nedir? Birbiriyle ilişkili olan kelimelerimdir. Şimdi geldik situations for making request. Biz bunları gördük, rica kalıplarını gördük, işte kuruluşları gördük, hayırları gördük. Peki ben ne zaman ricada bulunurum? Situations for making request. Rica için durumlar. Hangi durumlarda ricada bulunurum? Ask for a favor. İyilik istediğim zaman. Borrow. Ödünç almak istediğim zaman. Lend. Ödünç vermek istediğim zaman. Ask directions. Excuse me. How can I go to the bank? Bankaya nasıl gidebilirim? Ask directions. Yer yön sorduğum zaman. Order. Bir şey sipariş edeceğim zaman ne yapacağım? Rica ile garsona teklifte bulunacağım, rica edeceğim. Get information, bilgi alacağım zaman yine ben ne yapacağım? Bunlar benim rica durumlarımdır. Tekrar bakalım. Ask for favor, borrow ödünç almak, lend vermek, ask directions yer yön sormak, order sipariş etmek, get information bilgi almak. Ben bunları nasıl göreceğim? What is the dialogue about? Diyalog ne hakkında demiş bakın. Diyaloğun ne hakkında olduğunu bulmak için içerisindeki kelimeler bana zaten ipucu olacaktır. Demiş ki, could you tell me where the bank is? Bankada nerede olduğunu söyler misin? Bakın, go straight ahead. Düz git. Turn right. Sağa dön. Turn left. Sola dön. It's on your left. Solunda. Sağ diyorsa right, left diyorsa sol, go straight, düz git diyorsa bunlar directions'la alakalı kelimelerdir. Ask direction hakkındadır. Bu arada soru köküne baktım. What about? Ne hakkında demek? Diyalog ne hakkında? Eğer diyaloğu değil de başka bir şey soruyorsa, ben bu what about sorusunu gördüğümde ne diyeceğim? Ana fikir soruluyordur. Metnin, konuşmanın what about, ne hakkında olduğu ana fikridir. Kucu ricasının ardından ver. Nerede demektir? Bir yer ile ilgili soru sorulmuş. Go straight, düz git. Turn right, sağa dön. İşte bunlar bizim nelerimizdir? Directions, yönlerimizdir. Dolayısıyla ne diyeceğim? Yönlerle ilgili bir cevap seçeceğim. Doğru cevabım B şıkkı. Direction, bak direksiyon düşün ya. Direksiyon, direction, direksiyon dermiş gibi düşün. Direksiyon beni ne yapıyor? Yönlendiriyor right'a, yönlendiriyor left'e, sağa sola. Direksiyon yer yön demektir, direction. Bu da bununla ilgilidir. Şimdi geldim 11. örneğime. Okay, here you are demiş. Buyurun. Bakın burada ne var? Customer kelimesi. Müşteri demektir. Waiter, garson. Müşterinin ve garsonun bulunduğu durum. Hiç soruyu inceleme. Waiter'ı gördüm, garson. Ne diyeceğim? Order. Sipariş etmekle ilgili bir rica vardır burada. Yine incelemek istersen, may I have, can I have, alabilir miyim demek. Tamam, ricamı buldum. May I have rica kalıbı. Peki, grilled ne demek? Izgara, chicken, tavuk. Izgara tavuk istenmiş ve cevapta here you are, buyurun demiş. Şimdi burada detaya giriyorum. Burası önemli. Önemli bir cevap here you are. Neden? Çünkü benden birisi bir şey isterse ben here you are'ı o zaman kullanırım. Biri benden bir şey almak istedi. Benim vermemi istedi. Ne diyeceğim? Here you are. Buyurun diyeceğim. İşte buyurun kelimesinin önemi budur. Rica kalıbında eğer ki have, alabilir miyim? Give, pardon, have ve take'den bahsedelim önce. May I have, may I take, alabilir miyim diyorsa, yani cevapta here you are var, buyurun demiş. Soru nasıl sorulur? May I take diye, alabilir miyim diye sorulur. Ya da could you give, verebilir misin diye bir soru var. Cevapta ne diyeceğim? Kabul etmek istiyorsam, accept kabul etmek demek ya. Here you are diyeceğim. Buyurun diye cevap vereceğim arkadaşlar. Eğer soru öznesi I öznesi ise, ben diye sorulmuşsa ben alabilir miyim? Have ve take. Ama sen diye sorulmuşsa ve cevapta here you are, buyur diyorsa, you
give demem lazım. Sen verebilir misin diye. İşte bu da böyle detaylı bir açıklama. Ama neden önemli? You mu diyor, I mı diyor, take mi diyor, give mi diyor? Cevapta bunları görürsem de ne der? Here you are der. Cevapta here you are varsa soruda take der, give der, have der. Bunları der. İşte buna burada dikkat edeceğim. Şimdi asıl sorumuza tekrar dönelim. Order sipariş etmek, grilled chicken ızgara tavuk, may I have de alabilir miyim demektir. Yani bunlar ne hakkında? Order sipariş hakkında. Waiter neydi? Garson. Garson neyle ilgili? Order ile ilgili. Siparişle ilgili diyorum. Diğer örnek soruma geçiyorum. Bakın yine customer demiş. Gene müşteri diyor. Ama bu kez ne diyor? Sales person. Yani satış görevlisi. Ama burada how much sorun var arkadaşlar. How much? Kaç para demek. Yani ne diyor? Price. Fiyatı soruyor. Ask price. Fiyat sormak demektir. Zaten cevapta da $20 demiş. $20 diyor. Burada bir fiyat yok mu? Burada bir price yok mu? Var. Dolayısıyla how much sorusunu gördüğümde kaç para demek? Cevapta ne olur? Bir para birimi olur. Eğer ki cevapta bir para birimi varsa sorum ne olur? How much sorusu olur. Peki bunlar neyle alakalı? Price, fiyatla alakalı. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Unutmayalım. Price, fiyat demek. How much, kaç para demek. İkisi de birbiriyle ilişkili. Peki sales person ne? O da satış personeli demektir. Şimdi geldik. Excuse me, would you mind if I use your mobile? Bakın, use kelimesi en başta bahsettik. Part 1'de. Use ne demekti? Kullanmak. May I use your phone? Telefonunu kullanabilir miyim diyor. Bu da demiş ki my battery is dead. Batere öldü, bitik, yok, şarj yok diyor. Hatta ne yapmış? No, I'm sorry. Üzgünüm diyerek reddetmiş. Peki ben bunun ana temasını nereden anlayacağım? Bakın my battery diyor, şarjla ilgili bir şey var. Car ne demek? Araba. Mobile phone demiş zaten. Cep telefonu demiş, arabayla ilgisi var mı? Yok. Order sipariş etmekti. Bir yemek var mı? Yok. Price fiyat demekti. Para var mı? Yok. O zaman buradaki ricam neyle ilgili? Do a favor. İyilik yapmakla ilgili bir rica var. Dolayısıyla doğru cevabım do a favor olacak. Would you mind if I kalıbı sakıncası yoksa ben diyor. Ve use. Ben kullanabilir miyim? Bakın kullanabilir miyim diyerek karşı taraftan bir iyilik istiyor. Dolayısıyla ünitemin adı favor ne demekti? İyilik. I need de ihtiyacım var demek. Yine burada I need de diyebilirdi use yerine. Telefonuna ihtiyacım var da diyebilirdi. O zaman yine ne olacaktı? Favor. İyilik istemiştir demem gerekecekti. Diğer şıklardan bahsetmiştik ve D şıkkında ne var? Borrow car. Araba ödünç almak demektir. Araba ödünç almakla ilgili de şimdiki soruda bakalım neler var. I need to go shopping demiş. Bakın go var. Ne demekti go? Gitmek. Gitmeyle ilgili ne diyebilirim? Car. Araba diyebilirim. Arabaya ihtiyacım var diyecek. O zaman bu diyaloğu incelediğimde need, ihtiyaç, use, kullanmak demek. Alışverişe gitmem gerekiyor. Arabanı kullanmamda sakınca var mı? B kişisi ne demiş? Sorry. Üzgünüm but it's not working. Çalışmıyor. It's not running de çalışmıyor demek. Hatta demiş ki repairman, tamirciyi bekliyorum. Ne yapmış? Refuse, reddetmiş. Şimdi geldiğim use kullanmak, need ihtiyaç, car araba. Burada ne var o zaman? Yani konuşmamın ana kısmı nedir? Borrow car. Arabayı ödünç almak. Doğru cevabım nedir? Aa, burada şık koymamışız. Hemen şıklardan şu olsaydı mesela ne olacaktı? To borrow car olacaktı. Çünkü araba ödünç almak demek bunlarla ilgili olan, birbiriyle bağlantılı olan kelimelerimdir. Şimdi geldim. Sorry, üzgünüm. Refuse, reddedeceğim zaman. Not working yerine not running de diyebilirim. Çalışmıyor. Çalışmıyorsa ne yapacağım?
reddedeceğim. Şimdi önemli bir konuya değineceğiz. Burası çok önemli. Job interview diye bir kelime. Bu da diğer ünitenin sorusu aslında ama yine de diğer ünitenin olsa da biz bahsedelim diye verdik burada. Şimdi burada job interview diye bir şey var. Ne demektir job interview? İş görüşmesi. Burada önemli olan şey şudur arkadaşlar. Event, olay, program. Senin programın ne ile ilgili? Job interview ile. Eğer interview kelimesinden bahsediyorsa görüşme, bu ne görüşmesi olabilir? Job interview, yani iş görüşmesi olabilir. Ya da job'dan bahsediyorsa ne diyordur? Interview, görüşme diyordur. Date ne demek? Tarih demektir. Tarih diyorsa ben February, January, işte aylardan tema 1'de, İngilizce 1'de bahsettim, İngilizce 3'te bahsettiğim var. Date tarih demek ve tarih diyorsa bir zaman soruluyordur. Bakın burada February 2 demiş, Şubat'ın 2'si. Zaten bir de burada date kelimesini görüyorum. Bunlar neyle ilgili? Details'la ilgilidir. Detay gerektiriyor. Yani detail, detay demektir. Şimdi time ne demek? Saat. AM ve PM varsa bir kartın içerisinde. Bunlar nedir? AM geceden öğlen 12'ye kadar, PM öğlen 12'den gece 12'ye kadar olandan, saatlerden bahsederken kullanırım. Time detayı soruluyorsa AM ve PM'e bakacağım. Day gün demek. Day kelimesinin hepsinin sonunda zaten day olur. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Day soruluyorsa cümlemin içerisinde ya da what is the day, hangi gün diye soruluyorsa, bakın burada cevapta each day demiş. Her gün diyor. Eş anlamlısı da every day demektir. Peki burada soruda ne demiş? Job interview'e gideceğim. İş görüşmesine gideceğim. Time and date'i unuttum. Could you tell me the details? Bana detayları söyler misin? Saat kaçtaydı, hemen baktım. 9 ile 4 p.m. arası. 9 a.m. 4 p.m. Başka neyi sordu? Date'i. Tarihi sormuştu. Hangi tarih? February 2, 9 ve 14. Bunlarla ilgili. Ve bir de detaylar hakkında diyor ki call the number. Arkadaşlar, davet kartının içerisinde ya da bir posterin içerisinde şu şekilde call, aramak demektir. Orada bir numara olması lazım. Çünkü numara ne yapılır? Aranır. E-mail olsaydı send mail demem gerekecekti. Bu da bize detay bir bilgi olsun. Önemli bir konu. Çıkmış bir kelime. Çıkmış bir soru. Peki job interview, iş görüşmesi demek ya. Nedir bunun açıklaması? Formal meeting diyorsa cümlenin içinde, resmi buluşma. Bu nedir? Interview'dir, görüşme. Ask question, soru sorulmasından bahsediyorsa ne yapar menajer? Patron ask question, soru sorar. Ne zaman? Job interview'de. Ve suitable for the job, meslek için uygunluk ne zaman anlaşılır? Job interview'de anlaşılır. Yani iş görüşmesinde. Eğer bu kelimeleri bir cümle içerisinde soruluyorsa birbiriyle bağlantılıdır. Tekrar edelim. Job interview, formal meeting, formal meeting, ask questions, suitability ve manager. Anlamlarını buraya zaten yazdım. İşte bunlar birbiriyle ilgilidir. Ve bir kartı incelerken neye dikkat edeceğim? İşte burada time, saat, date, tarih, detail, detay, bazen numara olur, call der, ara, bazen mail olur, send der, mail gönder. Bunlar da yine konularımızdan biriydi. Şimdi neler öğrendik? Biz ricayı öğrendik, hayırları öğrendik. Peki, ricalara karşı benim cevabım ne olacak? Ya accept, ya refuse olacak. Ya kabul edeceğim accept diyerek, ya refuse edeceğim reddederek. Ben burada accept ve refuse'u kalıplar ve diyalog alt alta yazdım arkadaşlar. Şimdi buradan hemen hızlıca bakalım. Declining de reddetmek demektir. Refuse de reddetmek. Not now. Şimdi olmaz. It's broken. Bozuk. It ran out. Bitti. Not working. Not running. Çalışmıyor. Unfortunately. Maalesef. Ne yazık ki.
I can't. Yapamam. I don't know. Bilmiyorum. Sorry but. Üzgünüm ama diyorsa bunlar refuse'dur. Decline'dır. Ama eğer cevapta, ricaların cevabında sure, of course, elbette, tabii ki, help yourself, keyfine bak. Bakın, ben yapabilir miyim diyorsa help yourself diyecek, tamam mı? Bunu unutmayın. Yani help yourself diyorsa, keyfine bak diyorsa ben diye izin alması lazım. Could you mind if I, would you mind if I, is it okay if I diye sorması lazım. Ben diye soracak, karşı taraf burada help yourself, keyfine bak diye cevap verir. Help yourself önemli, dikkat edin. Why not? Neden olmasın? Okay. Zaten tamam diyor. Fine by me. Benim için sorun yok. That's fine. That's great. Harika. Yeah. Bakın zaten yes, yeah. No, hayır. Yeah, evet demek. Yeah diyorsa accept, kabul ediyor. Don't worry. Endişelenme diyorsa yine ne yapıyor? Bak, endişelenme. Ben hallederim diyorsa yine kabul ediyor. Not really'ye dikkat edelim arkadaşlar. Not really çok sayılmaz. Yani sakıncası var mı? Would you mind'lı sorularda. Is it okay if I? Would you mind? Could you mind'lı sorularda. Senin için sakıncası var mı sorularında? Not gördüm, tamam. Olumsuz diyeceğim. Ama diyemem. Çünkü not really cevabı would you mind ve could you mind'da çok sayılmaz olarak kullanılabilir. Ama bazen de not really, hayır gerçekten olmaz anlamında da kullanılabilir. O yüzden bu detaydır. Buna dikkat edeceğim. Bunda anlam her zaman önemli diyorum. Buna mutlaka dikkat edin. Şıklarda da çıkar. Peki konuşma sonunda söyleyeceklerim nelerdi? Konuşmayı yaptım, ricada bulundum, karşı taraf kabul etti ya da reddetti. Thank you derim. Thanks derim. Thanks a lot derim. Teşekkürler. Teşekkürüme karşılık karşı taraf ne yapacak? You're welcome. Rica ederim demesi lazım. Burada dikkat edeceğimiz en önemli noktalar şudur. Teklife karşı cevap veren kişinin soruyu nasıl sorduğudur. You öznesi ile mi? I öznesi ile mi? Sen diye mi sordu? Ben diye mi sordu? Buna dikkat edeceğim. 3 artı 1 kuralı. En basit kurallardan biri. Şıklarda 3 tane red varsa, 1 tane kabul varsa cevap %90 kabul olandır. Şunu demek istiyorum. 3 tane of course demiş, sure demiş, fine by me demiş. 3'ü de hangi kategoride? Kabul kategorisinde, accept'te. Bir tane de it's broken demiş, bozuk. Hangi kategoride? Refuse'da. Cevabım ne olur? Refuse. 3'ü de doğru cevap olamaz. 3'ü de accept kalıbı ya bunların. 3'ü de kabul olamayacağına göre birinden birini seçmem lazım. Neyi seçeceğim o zaman? Farklı olan reddi. 3'ü de redse. I can't demiş, yapamam. Sorry demiş, üzgünüm. It run out demiş, bitti. Ama diğerinde diyor ki help yourself Denizli'de. Help yourself diyor. Keyfine bak. 3'ü reddetti. 3 tane reddetti. 3'ü de cevap olabilir mi? Olamaz. Bir tane doğru cevabım olacak. Help yourself. Keyfine bak diyerek kabul ediyorsa doğru cevabım %90 budur. Bu kuralı unutmayın. Eleme yöntemiyle doğrudan buna yapabilirsiniz. Şimdi örnek sorularımızı inceleyelim. Can you lend me demiş. Bakın lend me ödünç vermekti. Bir rica var diyorum. Can you'yu gördüm. Ve please diyerek give back diyor bakın. Give back. Give ne demekti? Vermek. Back ne demek? Geri. Give back diyor. Geri ver. Geri ver dediğine göre istenen şeyi ne yapmış? Kabul etmiş. Ama diyor ki give back. Geri ver. O halde ben burada accept seçmem lazım. Bakın B şıkkı. Yes demiş zaten. Evet demiş. Sure, elbette demiş. Doğru cevabım ne olacak? Bursa olacak. Detaylı inceleyelim. Can you rica? Rica, can you, could you rica? Tamam. Evet de yes, no da diyebilirdi. Hayır anlamlarında cevap vereceğim. Ricalara ya yes diyeceğim ya no. Yani ya kabul edeceğim ya reddedeceğim. Ama really gerçekten demek. Gerçekten diye bir cevap olamaz.
Kabul mü bu? Hayır. Red mi? Yok. Olmaz. You are wrong. İngilizce'ye de bahsettik. Haksızsın demek. Haksızsın dediğinde kabul mü ediyor? Red mi ediyor? Hayır. Bunlar kabul ya da red değildir. İkisini de eriyorum. Şimdi C şıkkını da I'm sorry demiş. Üzgünüm. I don't have. Ben de yok. Ama devamında. Şimdi reddediyor burada. Ama devamında ne diyor? Give back. Lütfen geri ver. Lütfen geri ver dediyse yok der mi? Demez. Dolayısıyla doğru cevabım Bursa'dır. Bu da daha detaylı halidir. Unutmayalım, give back geri vermek demektir. Ricası kabul edilmiş kişiye ben give back derim. Dolayısıyla accept yapısı seçecektim. Sure elbette demekti ya. Accept'tir. Yani kabuldür. Sure yerine of course da olurdu. Tabii ki demek. O da sık sık karşımıza çıkan kabul ifadelerindendir. Diğer örnek soruya geldik. Would you mind sending the homework I couldn't do? I know you work at the cafe, so I will send. Bakın, daha biraz önce detaydan bahsederken kullandık. Send ne demekti? Göndermek. Şimdi göndermek diyor. Göndermek dediğine göre. I will, will'den de İngilizce 7'de bahsettik. Göndereceğim diyor. Göndereceğim dediyse karşı taraf, yani bu kişi ne yapmış? Kabul etmiş diyorum. Accept. You're welcome. Rica ederim demek. Cümlenin sonunda olur bu. Kabul eder. Karşı tarafta ne yapar? Bunu A kişisi, yani ricada bulunan kişi kabul, teşekkür eder. A kişisini rica ederim demek. Cevabı veren kişi. A kişisi thanks a lot der, teşekkürler. B kişisi de you're welcome, rica ederim der. İkisi diyalogdur zaten. Karşılıklı konuşma. Burada öyle bir şey yok. Adana ve Ceyhan gitti. Bursa'ya geldim. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam dedikten sonra I will send der mi? Arkadaşlar demez. Göndereceğim demez. Zaten dedi ki I know you are work. Evet biliyorum, kafede çalışıyorsun. Bu yüzden sana göndereceğim. Yani don't worry. Endişelenme diyerek accept. Kabul ediyor. I'm sorry. Üzgünüm. Reddetmekti. Ama burada kabul ifadesi olacaktı. Dolayısıyla doğru cevabım don't worry. Send homework ödev göndermek demek. I couldn't do yapamadım ve I will send göndereceğim demek. Kabul edilmiştir. Thanks'ten bahsettik. Teşekkürler. You're welcome. Rica ederim demekti. Şimdi decline ve eğer cümle not ekiyle devam ediyorsa genellikle, bakın burada önemli bir şey var galiba. Şimdi boşlukta bizim için önemli olan kısım şudur arkadaşlar. Ne yaptık biraz önce? I will send dedi dedik. Olumlu bir yapı. Göndereceğim dedi. Accept'i seçtim. Eğer ki I will not send, göndermeyeceğim, not eki olumsuz devam etseydi cümle, refuse, reddetmeyi seçecektim. Yani cümlenin devamında cümlem olumlu mu yoksa olumsuz mu devam etmiş, buna lütfen dikkat ediniz. Şimdi detay, burada önemli bir kısım var. Burada devreye girelim hemen. Cümle olumsuz, not eki ile devam ediyorsa genellikle refuse'dur. Cümle olumluysa genellikle accept'tir demiş. Boşluktan önce baktık şimdi. Yes ya denilip boşluk bırakılmaz. Boşluk yes demiş, boşluk bırakmış. Ne yapacağım ben? Accept yapılarından seçeceğim. No demiş, boşluk bırakmış. Ne yapmam lazım? Refuse'dan seçmem lazım, decline'dan. Bakın no deyip boşluk bıraktıktan sonra I can do diyemez. Çünkü no hayır demek. I can do yaparım demek. Hem hayır deyip hem yaparım der mi? Demez. Böyle bir yapı kullanamam. Ne demesi lazım? No, I can't demesi lazım. No, I'm sorry demesi lazım. Ya da ya deyip, okay, olur dedikten sonra, evet deyip, I'm sorry, üzgünüm der mi? Evet dedin, kabul ettin. Tekrar ikinci, I'm sorry, üzgünüm der misin? Demezsin. Böyle bir yapı kullanamam. Buna dikkat edin. Ya dedikten sonra sure olur, of course olur, you can olur, I can olur. You can sen yapabilirsin, I can ben yapabilirim. Bunlar olur, olumluysa. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Would you give me hand? Bakın bana yardım edebilir misin diyor.
Ne demiş? Sorry, üzgünüm diyor cümlemin devamında. Üzgünüm deyince ne yapmış? Refuse, reddetmesi lazım. Reddedince evet der mi, yes der mi demez. Sure, elbette der mi demez. Eliyorum ikisini de. Geriye Bursa ve Denizli. Birinde no I can't, hayır yapamam diyor. Diğerinde no you aren't. Bakın en başta part 1'de ne dedim? You diye sorulan soruya you diye cevap verilmez. I diye cevap verilir. Sen yardım edebilir misin? No, I can't. Ben yardım edemem diye cevap veriyor. Unutmayalım. You diye sorulursa I diye cevap verilir. Şıkları olumlu ve olumsuz diye eleyebiliriz. Do you mind ve would you mind if I'da bunlar sakıncası yoksa demekte. Sakıncası yoksa dedikten sonra no diye cevap verilirse sorun değil demiş oluyor. Dolayısıyla accept demiş oluyor. Bunu refuse'la lütfen karıştırmayalım. Not really ile karıştırmayalım. Hemen örneğime bakıyorum. Would you mind if I riding your bike? Bisikletine binmemde sakınca var mı? Diye sormuş. Ve sonra demiş ki, bakın no you can't. Evet ben diye sorulduğu için sen diye cevaplayabilir. It's broken. Bozuk diyebilir. I'm sorry but I need. Üzgünüm ama benim ihtiyacım var diyebilir. Ve not really diyebilir. Şimdi inceliyorum, inceliyorum. Anlamıyorum. Hemen geçin ipucuna. 3 olumlu, 1 olumsuzsa cevap olumsuz. 3 olumsuz, 1 olumluysa cevap olumlu. I'm sorry. Üzgünüm diyor. Reddetmiş. No you can't. Yapamazsın diyor. Reddetmiş. It's broken. Bozuk diyor. Reddetmiş. Geriye ne kaldı? Not really. Çok sayılmaz, sakıncası yok demektir ve accept kabul yapısıdır. Dolayısıyla cevabım B şıkkı olacak. İki olumsuz, en az iki olumsuz varsa bu püf noktayı bir değerlendirin mutlaka. İki tane doğru cevap. Bunu zaten bahsetmiştik. D şıkkında can't var, cümleyi olumsuz yapar. Can ebilmek, can't yapamamak. I can't do yapamam. I can do yapabilirim. Bunlar refuse. I'm sorry üzgünüm de refuse'du. Broken da zaten bozuk refuse. Geriye ne kaldı? Burada ayrıntıya mind'a dikkat edin diyor. Mind sakıncası yoksa demekti. Not really de sakıncası yok demek. O zaman burada you can borrow. Ödünç alabilirsin dediğine göre kabul ediyor. Sakıncası yok diyerek not really, not really olumsuz bir cevap değil bunun içerisinde. Birbiriyle bir bağlantılı olacak kelimelerden de bahsedelim. Mobile phone, cep telefonu. Ne yaparım cep telefonundan? Read email. Mail okuyabilirim. Send message. Mesaj gönderebilirim. Call. Arama yapabilirim. Çıkmış kelimeler o yüzden bunlardan bahsediyorum. Water, su demek. Su ile ilgili bottle diyebilirim. Ve glass diye bilirim. Son olarak volume diyorsa ses, change channel, kanal değiştirmekten bahsediyorsa nedir bu? Remote control, uzaktan kontrol kumandasını. Give me remote control, bana kumandayı verebilir misin? Diye sorular karşımıza çıkarsa bilelim. Son genel tekrar yapıyoruz. Request, istek, accept, kabul, refuse, reddi. Not really dersem nedir bu? Çok da sakıncası yok. Accept'tir. Geldim. Hatta kopyalayıp alıp yapıştıralım. Not really diyorsa accept'tir dedik. Could you mind if I yapmamda sakınca var mı? Diyorsa bu bir request, ricadır. I'm sorry. Üzgünüm diyorsa refuse, decline, reddetmedir. Could you please lütfen yapabilir misin? Diyorsa bu bir ricadır. Is it okay if you? Sen yapsan sorun olur mu? Bakın request'tir. Bir ricadır. Unfortunately. Ne yazık ki. Maalesef ki. Accept yazdık. Pardon. Hemen alalım buradan geri. Ne yazık ki. Maalesef ki. Refuse'dur. I am afraid I can't. Korkarım ki yapamam. Nedir bu? Refuse'dur. Red var bakın. I am afraid I can't. Korkarım diyor. Don't worry. Ne demekti?
Endişelenme. Yine ne var burada? Bakın, no problem. Bu da exact'tir arkadaşlar. Endişelenme, not really gibi düşün. Çok sayılmaz. Sıkıntı yok. Would you mind? Sakıncası var mı diye sorulan soruya no problem diyorsa, problem yok diyorsa, bu rica kabul ediş ricasıdır. Pardon, no problem'i kopyalayalım hemen şöyle. No problem, sorun yok demek ya. Bu da bir kabul etmektir. Ve son olarak would you mind, sakıncası var mı dediğinde bu da bir request'tir. Arkadaşlar konumuz bitmiştir. Geçmiş yıllarda İngilizce 7 ile karışık 3-4 soru geldi. O yüzden tek bir ders çalışırken diğerlerine de aşina olmanız yararlı olacaktır. Request'ler, I mı you mu, accept mi, refuse mu, bunlara dikkat edelim. Charity kelimesine dikkat edelim. Birbiriyle ilişkili olan kelimelere dikkat edelim. Şu an saat 1:47 geçiyor. Bugün daha henüz şu an bitirdim. Sabah 4'te sahura kalktım ve bu saate kadar ayaktaydım. İnanın size yetişsin diye uğraşıyorum. Yetişmesi için de elimden geleni yapıyorum. Umarım sizler için faydası olur. Başarılar diliyorum. Umarım güzel sonuçlarla karşılaşırsınız. Hoşçakalın.